Merhaba sevgili dinleyenler, sevgili velilerimiz, Okul Destek Derneği velileri ve Okul Destek Derneği öğrencileri. Bu akşam yeni bir seminer konusuyla sizlerle beraberiz. Yine Banu Aykın Körler'le beraberiz. Okul Destek Derneği'ne katkıları için kendilerine şimdiden çok teşekkür ederiz. Bu tür seminerlerle bizi öğrencilerle buluşturdunuz, biz de sizi aynı şekilde. Çok teşekkür ederiz Banu Hanım. Bu akşamki konumuz güvenli ve pozitif internet. Çocuklarımız interneti kullanırken nasıl bir şekilde kullansınlar güvenli bir şekilde ve neler yapmaları gerekiyor? Bu akşam Banu Hanım bize bu konuda bilgiler verecek. Öncelikle hoş geldiniz Banu Hanım. Hoş bulduk Gaye Hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi seminerimize geçmeden önce dinleyicilerimize sizi tanıtmak istiyorum. Öncelikle sizin bir özgeçmişinizi iletelim, ardından da seminerimize geçelim. Banu Aykın Köyler 1998'de Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olarak iş hayatına başladı. İstanbul Üniversitesi'nde Yüksek Kimya Öğretmenliği ve Sani Bufola'da çoklu disiplinler alanında yüksek lisans derecelerini tamamladı. 2020 yılında Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği'nden koçluk ve mentörlük sertifika programlarını tamamlayarak aktif profesyonel koçluk ve mentörlük yapan köylüler şu anda Alkev Özel Anadolu ve Fen Lisesi'nde eğitim teknolojileri koordinatörüdür. Sertifikalı Google eğitmeni olarak yetişkinlere ve öğrencilere dijital vatandaşlık ve güvenlik, Google ile etkili dersler eğitimleri vermektedir. Bunun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nde Kariyer Merkezi'nde danışmanlık, Hayata Renk Ver Derneği'nde gönüllü projelerde liderlik, Teknolojide Kadın Derneği projelerinde sosyal beceriler eğitmenliği yapmaktadır. Tekrar hoş geldiniz diyorum Banu Hanım. Hoş bulduk. Güzel bir yayın olsun. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz sunumunuzu ekrana getirelim. Tamam, çok teşekkürler. Dünkü Sizi de bırakıyorum. sunumumdan aynen teşekkür ediyorum. Dünkü sunumda velilerimize seslenmiştim. Evet. Velilerimize yönelik de bugünkü sunumun içeriği biraz daha çocuklarımızı ilgilendiriyor. Ama aslında benzer şeyler de görecekler. Çünkü internette güvenli ve pozitif bir ortam sağlamak gerçekten çok benzer. Hani hem çocuklara hem büyüklere hem de herkese yönelik alınması gereken ortak önlemleri içeriyor. Evet sevgili çocuklar, bugün internette güvenli bir pozitif deneyim yaşamanız için nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlardan konuşacağız beraberce. Başlıklarımızı ben tekrar etmek istiyorum. Güvenli internet ortamı nasıl sağlanır? İnternette araştırma yaparken güvenli ortam nasıl yaratılır? Kimlik avcıları ve dolandırıcılarından nasıl korunmalıyız? Çevrim içi ortamda itibar nasıl yönetilir? Siber zorbalıkla nasıl mücadele edilir? Bugün bu soruları birlikte çözmeye çalışacağız, bulmaya çalışacağız. Hepiniz şu an beni izleyen çocuklar hangi okullarda okuyor, hangi yaş gruplarında tam olarak göremiyorum ama hiç fark etmez. Hangi seviye olursa olsun şu an COVID sonrası dönemde bütün öğrencilerimiz bir internetle eğer önceden çok fazla bir ilişkileri yoksa bile daha fazla bir araya gelmeye başladılar. Derslerini takip etmek için, yeni konuları öğrenmek için, arkadaşlarıyla sosyal iletişim kurmak için ya da başka herhangi bir konuyla ilgili çalışmalar yapmak için interneti çok fazla kullanır oldular. Bu bir gerçek. Buradaki gördüğümüz yeni dünyamızın araçlarını hepimiz neredeyse kullanıyoruz. Daha önceden belki de büyükleriniz bu kadar internet kullanmıyordu. Bu araçlar onlara uzak geliyordu. Şimdi sizlerin yardımıyla onlar da bu dünyanın içine girdiler. Çünkü siz zaten teknolojiyi onlardan çok daha iyi ve hızlı kullanıyordunuz. O zaman şimdi siz şu sorulara cevap vermenizi bekliyorum. Araştırmalarınızın çoğunu internette mi yapıyorsunuz? Gün içinde sık sık internete giriyor musunuz? E-posta, sohbet, sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla sıklıkla iletişime geçiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarınızı aktif kullanıyor musunuz? İnternet ortamında kişisel ve özel bilgilerini başkalarıyla paylaşıyor musunuz? Buna dikkat ediyor musunuz?
İnternette seçim yaparken ailenize ya da öğretmenlerinize danışıyor musunuz? Eğer bu soruların cevaplarında birkaç tane bile hayır varsa, o zaman dediğim gibi dün de söylemiştim, doğru yerdesiniz. Bugün bunlar üzerine konuşacağız. Öncelikle güvenli internet ortamı nasıl sağlanır? Bugün biraz size onu öğretmeye çalışacağım. Belki bazılarınız bunu biliyordur. Eğer biliyorsanız zaten buradan kocaman bir gülümsemeyle evet ben doğrusunu zaten yapıyormuşum diye bizim aramıza katılıp siz de diğer insanları rahatlıkla bilinçlendirmeye başlayabilirsiniz. İnternette güvenlik teknik bir konu mu? Bu soruyu sormak istiyorum size. Lütfen düşünelim. Sadece internetteki bilgisayar programları, virüs programları ya da bilgisayarımızdaki teknik araçlarla mı biz güvenliği sağlarız? Çoğunluk o güvenlik olayı çoğunlukla teknik bir konu mudur? Eğer cevabınız evetse o zaman yanlış. Doğru cevap. İnternet evet teknik bir konu olmakla birlikte bazı bölümleri çoğunlukla insan bilgisine ve insanın yaptığı doğru verdiği kararlara dayalı bir sistem. İnternette güvenliği sağlamak aslında düşündüğümüz kadar zor ve teknik değil. Şuradan başlayabiliriz mesela. Herkes internette şifre kullanıyor ya da cep telefonlarında kullanıyor. Farklı ortamlarda maillerimize şifreyle giriyoruz, okul hesaplarımıza şifreyle giriyoruz. Bu şifremiz bizim herkesin bulabileceği, herkesin bilebileceği ilk aklına gelen şeyse o zaman doğru bir şey yapmıyoruz. Güvenliğimizle ilgili önemli bir hata yapıyoruz demektir. Şifre mi, parola mı? Şimdi günümüzde şifre artık yavaş yavaş yerini parolaya bırakmaya başladı. Eskiden daha çok şifreyle korunma sağlarken, sadece sayılardan oluşan şifreler kullanırken artık parolalar oluşturmaya başladık. Sizinle güçlü şifre için, sonrasında da çok güçlü bir parola için nasıl, neler yapmamız gerektiği hakkında birazcık ipucu söyleyeceğim. Siz de ben bunları verirken lütfen aklınızda kendi şifreleriniz olsun. Onları bir düşünün. Bakalım bunlar kaçta kaçı uyuyor? Kaç kişinin şifresi güçlü, yeterince güçlü? Ya da kaç kişinin şifresi zayıf ve bu program bittikten sonra hemen o şifreyi değiştirmesi gerekiyor? Güçlü bir şifrede olması gereken özellikler. Büyük harf, küçük harf, sayı, sembol, en az 8-9 karakter uzunluğu. Her hesap için farklı olmalı ve olmaması gereken şey de adımız, soyadımız, evcil hayvanımızın adı gibi bilgileri kesinlikle içermemeli. Tuttuğumuz takım da dahil. Herkesin, bizi tanıyan herkesin kolaylıkla bulabileceği şifre olmamalı. Şimdi bunu duyunca biraz korktunuz değil mi? Büyük harf olacak, küçük harf olacak, rakam olacak, sembol olacak, bildiğimiz herhangi bir şey içinde olmayacak, böyle çok kolay aklımıza gelen bir şey olmayacak ve de her hesapta farklı olacak. Yani eğer sosyal medya kullanıyorsak sosyal medya hesabımızda farklı olacak, e-mailimizi kullanıyorsak e-mailde farklı olacak gibi. Bu durumda bunu nasıl aklımızda tutacağız? Bu biraz zorlayıcı geldi değil mi? O zaman işte şimdi tam bu noktada buna bir çözüm bulalım. Hadi güçlü bir parola oluşturalım ve bu parolayı da aklımızda tutulabilecek bir şekilde oluşturalım. Var mısınız? Kağıt kalem var mı yanınızda? O zaman benimle birlikte güçlü parolamızı oluşturmaya başlayalım. Ne yapalım? Aklımıza kolayca gelebilecek rakam içeren bir cümle oluşturalım. Bu doğduğunuz günde olabilir ya da işte bir arkadaşınızın, ailenizdeki bir bireyin doğum gününde içeren bir cümle ama bir kelime değil. Bir cümle kurun. Cümlenin sadece baş harflerini alın, araya da semboller yerleştirin. Bakın o zaman parola oluşturmak ne kadar kolay oluyor. Benim cümlemi vereyim, biraz daha kafanızda net otursun. Okul Destek Derneği 15 Kasım eğitimine katıldım. Ben bugün bu cümleyi seçtim. Bu cümleden bir parola oluşturacağım. Ne yapacağım? Bir cümle kurdum, birinci madde tamam. Cümlenin baş harflerini alacağım ve aralara semboller yerleştireceğim. Bir saniye bakalım. Gitti mi? Evet burada. Geri geldim hemen. Görüyorsunuz burada benim parolam çıktı. ODD Okul Destek Derneği büyük harfle. 15 Kasım yine büyük harfle. Eğitimine katıldım. Nokta. Ben noktayı seçtim. Siz et işaretini seçebilirsiniz ya da birden fazla sembol kullanabilirsiniz. Burada amaç sizin unutmayacağınız ama başkalarının bulamayacağı zorlukta bir şifre olmalı.
Buraya kadar tamam mıyız? Eğer şifre değil de parolanızı bu şekilde oluşturduysanız çok şanslısınız. Bugün değiştirmenize gerek kalmadı. Kocaman bir checklistinize check atabilirsiniz. İki adımlı doğrulama. Bunu şimdi sizler kullandığınız uygulamalarda da görüyorsunuzdur. Maillerde de görüyorsunuzdur. Hem cep telefonunuz varsa ve de bilgisayardan da derslerinizi dinliyorsanız mailinize ya da adreslerinize kullandığınız hesaplarla ilgili iki adımlı doğrulama, güvenlik ayarlarından iki adımlı doğrulama seçeneğini mutlaka seçmenizi istiyorum. Biraz sonra sizin çok sıklıkla Okul Destek Derneği'nde de kullandığınız uygulamadan bahsederken tekrar bunu hatırlatacağım. Hesabınız ve parolanız telefonunuzla birlikte korunuyor. Bu ne demek? Yani sizin bilgisayar şifrenizi biri ele geçirse bile bilgisayar telefonunuzu da aynı anda ele geçirmesi lazım ki siz de bu şekilde iki adımlı korumayla bir kalkan gibi düşünün. Hani nasıl ozon tabakası atmosferin üzerinde ikinci bir kalkan gibi bizim dünyamızı koruyorsa, iki adımlı doğrulama da yine bu ozon tabakasının yaptığı görevi bir şemsiye gibi bizi bir kere daha güvenlik duvarıyla koruyor. Buna dikkat edin. İki adımlı doğrulama kullanmayı alışkanlık haline getirin. Eğer parola kullanıyorsanız, parolanız benim dediğim kriterlere uyuyorsa, üstüne bir de iki adımlı doğrulama kodunuz varsa iki tane yıldız kazanmış olabilirsiniz bugün. Bakalım bittiğinde kimler kaç yıldız var? Lütfen sonra sohbete yazın. Gizli pencere. Gizli pencereyi kaç kişi biliyordu ya da kaç kişi kullanıyordu? İlk kez mi duyuyorsunuz? O zaman biraz size gizli pencereden bahsedeyim. Gizli pencere ya da gizli sekme dediğimiz şey bizim evimizdeki bilgisayarımız ya da kendisi bilgisayarımız dışında özellikle başka birinin bilgisayarını ya da başka bir dış ortamda, bu bir internet kafe olabilir, halka açık bir kütüphanenin bilgisayarı olabilir, okuldaki bir bilgisayar da olabilir bakın. Hani okul olduğu için çok güvenli olduğunu düşünmeyin. Burada güvenlik bulunduğu ortamla ilgili bir şey değil. Herkese açık olmasıyla alakalı bir şey. Gizli pencere kullanmanızda yarar var. Gizli pencere ne yapar? Açtığınız sayfalar, şifreler ve hesapları tarayıcı asla kaydetmez. Siz çıktıktan sonra tarayıcıdan bu girmiş olduğunuz bütün bilgiler de silinir. Bu çok önemli. Gizli pencerenin sembolü bakın bu gözlüklü dedektife benzer adamcık. Bunu ve arkadaki siyah kısım. Bunu gördüğünüz zaman doğru yerde olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Yani sekme açtığınızda, şimdi göstereyim bakın size. Yeni bir sekme açtığınızda şu yukarıdaki 3 tane üst üste noktayı görüyorsunuz sağ üst köşede. O sağ üst köşeyi tıkladığınızda bunlar çıkacak. Karşınıza siz buradan yeni gizli pencereyi seçeceksiniz. Yeni gizli pencereyi açıp buradan sonra işte aradığınız şey neyse bu Google'a girmek mi olabilir ya da başka bir internet sitesi adresi mi olabilir? Buraya girerseniz o zaman bu gizli pencereyi kapattığınız zaman hiçbir bilginiz kayıt altında olmaz. Bu çok önemli bilgi. O zaman gizli pencereyi de kullanıyorsanız daha önceden bir tane yıldız daha verebilirsiniz kendinize. 3 oldu yıldızlarımız bakın ilerliyoruz. Gizli sekmeye klavye kısa yollarıyla da ulaşabilirsiniz tercih ederseniz. Eğer klavyeden 3 tane tuşa biliyorsunuz aynı anda bastığımızda da açılabiliyor. Windows kullanıyorsanız Ctrl, üst karakter, Shift ve N tuşlarını aynı anda şu 3 tane yeşil olan tuşa aynı anda bastığınızda ya da Mac kullanıyorsanız yine üst karakter, sembol ve N tuşlarına görev tuşuna aynı anda bastığınızda gizli pencere açılabilir. Bu da onun kısa yolu. Hani çok kolay ve pratik bir şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, güvenlik kısmının büyük bir bölümünü geçirdik, hallettik sanıyorum. 3 tane de yıldızımız oldu değil mi? İnternette araştırma yaparken güvenlik. Bu da çok önemli bir konu. Çünkü biz öğrenciler ve biz öğretmenler ve siz öğrenciler interneti çoğunlukla araştırma yaparken de kullanıyoruz. Daha önceden kütüphane kaynakları, basılı kaynaklar sıklıkla kullanılırken artık bu dijital, yaşadığımız dijital çağda sanal kütüphaneler ya da işte başka illerdeki çok zengin kütüphaneler ya da internetteki bütün bize açık kaynaklar hepsi bizim elimizin altında ve onları sık sıkla kullanıyoruz. Demek ki araştırma becerimizi geliştirirken bu dijital araştırma becerimizi, dijital okuryazarlık becerimizi de geliştirmemiz güvenliğimiz için son derece önemli.
nelere dikkat etmeliyiz? Şunu unutmamamız gerekir diye düşünüyorum. Belki sizler zaten bunun farkındasınız. Eğer bir bilgi internetteyse %100 doğru olduğunu hissine kapılmayalım lütfen. Buradan başlıyor. Güvenlik bu bilgiyle başlıyor. Eğer internette gördüğümüz bilgilere şüpheyle yaklaşırsak ve onları en az 3 kaynaktan kontrol edersek, hatta araştırma yaparken bu 3 kaynağın içine bir de zıt görüşlü bir kaynak da koyup teyit edersek bizim için çok daha güzel bir güvenli bir deneyim olur. Bilgilerin de güvenliği önemli. Bunun için öğrencilere benim her zaman tavsiye ettiğim 4 temel sorumuz var. Nerede? İçerik nerede yayınlanıyor? Şimdi bu içerikler bildiğiniz gibi herkes içerik yazabilir. Bugün siz de kendi kendinize bir blog açıp herhangi bir konuda fikir beyan edebilirsiniz. Bununla ilgili bir kısıtlama yok. Dünyanın her yerinde bu böyle. İnsanlar bloglar açarak kendi fikirlerini başkalarıyla günlük gibi paylaşabiliyorlar. Ama burada siz eğer bir araştırma, bir ödev yapacaksanız o içeriğin kimin tarafından nerede yayınlandığını, bu güvenilir bir site mi, reklam amaçlı mı kullanılıyor? Hani burada o bilgiyi verirken bir şeyi satmayı mı hedefliyorlar? Ya da işte bu çok üniversite ya da devlete ait bir bilgi veren bir kurum mu, yoksa böyle çok daha farklı amaçlarla kullanılan bir yer mi? Bunları bilmeniz çok önemli seçim yaparken. İkinci olarak kim? Bunu kim yazıyor? Yazarı kim? Yazarının o konuda uzman olup olmadığı da içerik hakkında size çok önemli bilgiler veriyor. Eğer yazarı araştırmazsanız o bilgiyi kullanmayın. Yazar o konunun uzmanı değilse muhtemelen size de çok doğru bilgiler vermeyecektir. Ya da yazar tek taraflı bir görüş yayınlıyor olabilir. Yani bir konuda sadece tek bir bakış açısıyla yazıyordur ve diğer bakış açılarına kapalıdır, objektif değildir. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Ne? Sitenin bakış açısı, demin söylediğim gibi, hani tek bir taraflı mı yoksa objektif mi? O site genel perspektifte bir bilgi veriyor mu size? Buna bakmanızı öneriyorum ve tabii ki ne zaman yayınlandı? Bilgi güncel mi? Biliyorsunuz internetteki bilgilerin sıklıkla güncellenmesi gerekiyor. Özellikle bilimsel makaleleri okuyorsanız sürekli yeni bir bilgiler, araştırmalar, araştırma sonucuna göre değişmiş farklı bulgular geçiyor. Siz bir bilgiyi alıp ödevinize koyduğunuzda o bilginin belki yanlış olduğu ortaya çıkmıştır ve değişmiştir. Bunu mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. O zaman bunları da uyguluyorsanız, bu 4 temel soruyu da internet araştırmalarında kullanıyorsanız 4. yıldızınızı da alabilirsiniz. Bu arada umarım yıldız sayılarını şaşırmamışımdır. 4 yıldız oldu diye düşünüyorum. Kimlik avcıları ve dolandırıcılardan koruma. Şimdi araştırma becerilerini konuştuk. Kimlik avcıları ve dolandırıcılardan korunmak için ne yapmalıyız? O zaman size yeni bir terim söylemek istiyorum. Acaba biliyor muydunuz sosyal mühendislik terimi neyi ifade eder? Hadi düşünelim. Sosyal mühendislik acaba sosyal medyada içerik üreten ya da orada bilgisayar programları vesaire yapan, hani bilgisayar mühendisliğin sosyal siteler tarafı mıdır? Böyle bir şey midir? Yoksa bambaşka bir şey midir? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sosyal mühendislik aslında bu söylediğim tanımdan çok çok farklı bir şey. Kesinlikle iyi ve pozitif bir anlamı yok. Sosyal mühendislik insanların zaaflarını, davranışlarındaki eksiklikleri, yanlışları bilip ona göre tuzaklar kuran, insanların sistemlerini, bilgisayarlarını ele geçirerek oradan maddi manevi çıkar sağlayan kötü kişiler. Lütfen sosyal mühendislerden uzak duralım. Evet, sosyal mühendislerden nasıl uzak duracağız? Onların attığı oltalara nasıl düşmeyeceğiz? Birazcık örneklerle size bahsedeyim. Nasıl oltalar atıyor sosyal mühendisler? Siz buna karşı dikkatli olun. Benim yakın çevremde çok rastladığım bir olay. Birinin hesabını ele geçiriyorlar. Bu sosyal medya hesabı oluyor genellikle. İşte Instagram, Facebook gibi hesaplarını ele geçirip ya da kopyalayarak birebir o kişinin resimleriyle farklı bir hesap açıp sanki yakınlarına bunları keşfedip, zaten aralardaki biraz da takipler yapıp keşfedip yakınlarına mesajlar atma yoluyla onlara kendilerini acındırıp, işte mesela cüzdanımı kaybettim,
çok mağdur durumdayım, işte lütfen bana kredi kartını ver, para alacağım, işte evime dönemiyorum gibi çok acıklı bir senaryoyla insanların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında bize ne yapıyor sosyal mühendisler? Mailler atabiliyor. Bakın şimdi ilk etapta ben dikkatli biri olmasam şunu google.com diye düşünebilirim. Böyle bir yerden mail aldığımı düşünebilirim ve bana diyebilir ki bu mail hesabınız ele geçirildi. Lütfen dikkat edin ve hemen bize işte buna müdahale edebilmemiz için şifrenizi vesaire yollayın. Biz hesabınızı kurtaracağız. Sizi Google'dan işte yetkili bir de çok güzel bir dil de kullanıyor olabilirler sizi kandırmak için. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Acele her gelen mesaja, maile şüpheyle yaklaşmamız. Mutlaka teyit etmemiz ve mümkünse bir yetişkinden, öğretmenimizden, sonra ailemizden ya da işte bilişim teknolojileri alanında çalışan çok yakınımızdan destek istememiz gerekir. Bunu kesinlikle cevaplamamalıyız. Sosyal mühendisler felaketleri sever. Bu da kötü bir şey. Niye felaketleri seviyor? Çünkü felaketler olduğunda insanların ilk yaptığı şey internete girip bilgi almaktır. Bunu düşünün bakalım. Siz de yaşadığımız yakın zamandaki bir depremde bunun benzer bir şeyi yaptınız mı? Ya da siz olmayabilir. Gözünüzde canlandırın. Evinizdeki bireyler, abiniz, ablanız, anneniz, babanız internete girip haberli sitelerini inceledi mi? İşte ya da yardım yapmak için o kişilere, depremzedelere yardımda bulunmak için böyle bir şeyler araştırdılar mı? Bu konu çok önemli. Çünkü deprem ya da başka herhangi bir işte tsunami örneği var burada. Bu felaketten sonra yaptıkları ilk iş sosyal mühendislerin sahte virüsten koruma programlarını barındıran yine sahte haber sitelerini hemen piyasaya sürmüşler. Yani tsunami diye arama yaptıklarında karşılarına işte bir site çıkmış. O siteden sanki bilgi veriyor gibi ama arkasından da dikkat bilgisayarınız virüs altında. Hemen şu programı indirin sizi virüsten kurtaralım gibi bir şey gelmiş. Sakın ola ki o bir şey indirin. Biz sizi virüsten kurtaracağız, bilgisayarınızı kurtaracağız denilen şeylere inanmayın. Yani size hiçbir şey bedava ya da böyle bir yardım gibi bir talep karşılıksız gelmez. O sizin bilgisayarınızı ele geçirmek için. Şunu da düşünebilirsiniz. Ben çocuğum, hani benim hesabımı ele geçirse ne olur? Şimdi sizin bilgisayarınızı büyükleriniz de kullanıyor olabilirler. Yani ayrıca çocuk olmanızın çok bir önemi yok bu konuda. Sizin hesaplarınızdan başka insanları dolandırabilirler sizin bilgilerinizle. Bunu da istemezsiniz. Ya da anne babanız da ortak kullanıyorsunuzdur. Onların bilgilerine de erişebilirler. Bu nedenle ister büyük olalım, ister çocuk olalım, biz internet ortamındaysak iki kere düşünmeliyiz. Yani bütün bu kararları verirken çok uyanık olmalıyız. Şüpheci olmak bunun için en önemli çözüm. Eğer bu konuda da şüpheciyseniz bir yıldız daha alabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Arama yaparken, internette bir şeyler ararken karşımıza ya da bir web sitesine girdik, bir şey arıyoruz. Karşımıza bir web sitesi çıktı ve birinde HTTP var, öbüründe HTTPS yazıyor. Şimdi bunların farkı ne? Biri güvenli olmayan, yani şifremizin başka üçüncü şahıslar tarafından alınabileceği bir site. Bu haber güvenliğinden bahsetmiyorum. Yani içinde yazılan yazılar sahtedir, site sahtedir anlamına gelmiyor. Sitenin güvenliği sizin güvenliğinizi koruyacak kadar güçlü değil anlamına geliyor. Başkalarının oraya girerken şifre bilginize ya da kayıt bilginize ulaşabileceği anlamına geliyor. Ama eğer HTTPS'yi görüyorsanız o arama yerinde, biraz sonra bunu da deneyimlersiniz. O zaman iki kere bir güvenlik kalkanı daha var diye düşünebilirsiniz. Bu bir protokol, güvenlik protokolü ve bilgilerimizi koruyor. Ne yapıyor bu protokol? Bakın şuradaki gibi. Birincisi HTTPS ile bir arama yaptığınızda şurada kilit görüyorsunuz. Bu kilit güvenli demek. Hani sizin oraya girdiğiniz şifreleri koruma altına aldığının göstergesi. Bu nedenle çok önemli. Bakın bunu birazcık daha şöyle açıklayacak olursam ben size çevirisini yapacağım. Burada mesela şu kırmızı başlıklı kız da şey masal kahramanı gibi oldu. Şöyle bir internet sitesine giriş yapıyor ve mail atacak. Oraya girdiğinde şifresini giriyor. İşte ABC123 diye bir şifre girmiş. Burada
şifresini koruyan bir yazılım, bir koruyan bir protokol olmadığı için hackerlar, yani demin söylediğim sosyal mühendisler, bunlar ele geçirebilirler şifresini ve sonra da zaten onun hesabını ele geçirebilirler. Bunu kullanmıyoruz. Burada bu beyaz saçlı bayanın girdiği internet sitesi ise bu sefer korumalı. Korumalı olduğu için de oradaki girdiği şifresi ne yapıyor? Başkaları tarafından görünmüyor. Başkaları onun şifresini daha farklı bir şekilde gördükleri için ele geçirmiyorlar. Daha güvenli. Peki, çevrim içi ortamda itibarımızı yönetme. Çevrim içi ortamda itibarımız ne demek? Çevrim içi ortamda itibar nasıl yönetilir? Birincisi, itibar biliyorsunuz hani biz kişiler için çok önemli bir duygu. Bizim dışa olan yansımamız. İnsanların bizi nasıl gördüğü. Çevrim içi ya da online olduğumuzda ya da internet ortamında itibarımızı yönetmek çok çok önemli. Çünkü şu an biz giriyoruz işte internete girdik, canlı yayına girdik, e-mailimize girdik. Gün içinde yaptığınız her şeyi düşünün. YouTube'a girdiniz, belki sosyal medyaya girdiniz, belki arkadaşınızın bir resmini like'ladınız. Belki YouTube kanalınız var, kanalınıza bir video koydunuz. Bunun gibi pek çok şey, internette yaptığım kısaca her şey benim oradaki ayak izim. Bakın burada görüyorsunuz. Ben her zaman internetteyken yaptığım herhangi bir hareketle oraya dijital ayak izlerimi bırakıyorum ve bu ayak izleri kalıcı, silinemiyor. Hadi bir video ile izleyelim. Banu Hanım, videoda ses var mıydı Evet, acaba? vardı. Sesi Sesi, almadı evet. mı? Tamam, Almadı o zaman maalesef. bir daha açayım mı? O zaman bağlantımı, bir paylaşımımı bir durdurayım isterseniz. Tekrar bir daha paylaşayım. Evet, şu an paylaşımdan çıktım. Doğru değil Evet. mi? Tekrar paylaşıma giriyorum. Tamam. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum bu arada bu bilgi için. Ne demek? Evet. Bakalım Umarım şimdi şimdi ayar. gelecektir. Evet, şimdi gelecek. Bir saniye. Şimdi? Evet, duyabiliyorum. Nuhat sayesinde ailemiz, arkadaşlarımız ve aynı ilgi alanlarına sahip kullanıcılarla kolayca iletişim kurabiliyoruz. Bazen hiç durup düşünmeden mesaj gönderip resim paylaşıyor ve sosyal ağlardaki diyaloglara katılıyoruz. Tıpkı yayınlanmış ve her kitapçıda bulunabilen bir kitap gibi, İnternette paylaştığınız herhangi bir bilgi de kalıcı hale gelebilir ve diğerlerinin size dair algısını şekillendirebilir. Bir başka deyişle dijital itibarınızı etkileyebilir. Bu yüzden herkese açık bilgilerle internette yayınlamak veya paylaşmak istemeyebileceğiniz özel bilgiler arasındaki farkı bilmek önemlidir. Neyin gizli kalması gerektiğine dair fikirler insandan insana değişir. Hangi bilgiyi ne kadar paylaştığınız konusunda sınırlar koymak da dijital gizlilikle ilgili önemli bir noktadır. İnternette paylaştığınız bilgilerin zamanla bir ayak izi bıraktığını ve izlenmenizi kolaylaştırdığını unutmayın. Dijital ayak izinizin internette sizinle ilgili her şey olduğunu söyleyebiliriz.
Bunlar arasında fotoğraflar, videolar, yayınlar ve arkadaşlarınızın sayfasına bıraktığınız yorumlar olabilir. İnternette bir şeyler paylaşırken ve yayınlarken bunun uzun vadeli sonuçlarını düşünün. Şimdi size komik veya zararsız gelen bir resim, mesaj ya da yayın, hedeflemediğiniz kitlelere ulaşabilir, yanlış anlaşılabilir, indirilebilir veya kopyalanabilir ve ileride yanlış şekilde yorumlanabilir. Gizlilik ayarları, internetteki medya ve sosyal ağlar için ne kadar bilginin ne zaman ve kiminle paylaşılacağına karar vermek açısından önemli bir araçtır. Kullandığınız farklı sosyal ağların ve mesajlaşma hizmetlerinin gizlilik ayarları hakkında bilgi sahibi olmaya özen gösterin ve bu ayarları yalnızca güvendiğiniz kişilerle paylaşım yapacak şekilde belirleyin ve ne paylaştığınızın bilincinde olun. Örneğin sosyal ağlarda paylaştığınız çoğu fotoğrafın coğrafi etiketlerle konumunuzu açığa çıkarabileceğini biliyor muydunuz? Mutfağınızda yaptığınız bir pastanın fotoğrafını herkese açık olarak paylaşmak isterken tüm dünyaya nerede yaşadığınızı söylemek istemiyor olabilirsin. Dijital gizlilik, diğerlerinin sınırlarına ve seçtikleri ayarlara da saygı göstermek demektir. Unutmayın, bir arkadaşınızın sizinle bir şey paylaşmış olması, onu herkesle paylaşmanızı istediği anlamına gelmez. Diğerlerinin kararlarına saygı duyun ve paylaşımda aşırıya kaçmayın. Kendi tutumunuz ve internette diğerlerine karşı davranışlarınız, oluşturduğunuz internet dünyasını şekillendirecektir. Negatif yorumlar veya eylemler, kendimizi istemeden içinde bulabileceğimiz bir kısır döngü yaratır. Pozitif bir tavır benimseyerek ve olumsuz havayı dağıtarak negatif tavırların önüne geçin. Bir başka deyişle, internette nazik olun. Her kullanıcı adı ve avatarın arkasında gerçek duyguları olan gerçek bir insan olduğunu unutmayın. İnternet topluluklarına katılıyorsanız, topluluğun kuralları hakkında bilgi sahibi olun. Birinin kabalaştığını veya kuralların dışına çıktığını fark ettiyseniz, çoğu sosyal ağlarda kötü içerikleri veya uygunsuz davranışları bildirmek için bir yöntem sunulduğunu unutmayın. Bildirme, işaretleme veya engelleme bu amaçla kullanılabilecek önemli araçlardır. Son olarak birisinin kaba Evet, şimdi buraya kadar özellikle izletmek istedim. Çünkü içinde gerçekten çok güzel mesajlar vardı videoda. Ne diyordu? Bir pasta pişirildi ya da bir doğum günü için bir organizasyon yapıldı. Yerinizi, konumunuzu belli etmek, sizi dışarıdaki herhangi bir kişiye karşı adresinizi de göstereceği için buna karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bu tip paylaşımları herkese açık ortamlarda çocukların yapmaması gerekiyor. Sizin sosyal medyalarınız varsa, mesela orada bir YouTube videosu paylaşacaksanız, bunu herkese açık bir şekilde değil, belli bir yaşın altındaysanız, sadece kendi yakın çevrenizin görebileceği şekilde kısıtlamalar yaparak ya da özellikle o linkleri ayarlayıp kişileri sınırlandırarak paylaşımlar yapmanız çok daha doğru olacaktır. Bunun gibi başka bir konuda bir arkadaşınızın size yazdığı ya da başka birinin size yazdığı herhangi bir internet üzerindeki mesajı, yazışmayı ya da görseli başkalarıyla paylaşmamanız gerekir. Burada bir kişinin bir görüşü sizinle paylaşıyor olması, onun bunu her yerle paylaşmak istediği, herkese bunu, bu fikrini söylemek istediği anlamına gelmez. Buna da çok dikkat etmeliyiz. Bir kişinin izinsiz bir şekilde fotoğrafını çekip onu hiçbir yerde yayınlamamalıyız. Yani biz çocuklar da bunu yapmamalıyız, dikkat etmeliyiz. Bu konular son derece önemli. Ben sizlerin bunlara zaten önceden de dikkat ediyor olduğunuzu düşünüyorum. Gelelim siber zorbalıkla mücadeleye. Siber zorbalık kelimesini biliyor musunuz ne anlama geldiğini? Acaba okulunuzda bununla ilgili eğitimler aldınız mı? Daha önce hiç konuşuldu mu? Siber zorbalık maalesef siz çocukların bu dijital dönemde, özellikle pandemi döneminde, interneti çok sıklıkla kullandığınız dönemde karşılaştığınız, duyduğunuz, gördüğünüz, etrafınızda şahit olduğunuz bir zorbalık çeşidi. Bununla mücadele etmek için bunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çok çok kısa bir kamu spotu videosu paylaşacağım sizinle. Daha sonra ben bununla ilgili detaylı şeyleri de eğer arzu ederseniz size ve öğretmenlerinize yine yollarım. TÜBİTAK projesi olarak hazırlanmış. Çok beğendim. Siz de bu konuyu, siber zorbalığın ne olduğunu bilin. Ne ona maruz kalın ne de siber zorbalık yapın. Evet, şimdi izleyelim isterseniz. Siber zorbalık, yeni teknoloji ürün araçlarla bir kişi veya grubun diğerlerine yönelik sürekli ve kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği rahatsızlık verici eylemlerdir. Örneğin, mobil cihazlar aracılığıyla birinin görüntüsünü çekip izni olmadan paylaşarak, aşağılayıcı, alay, tehdit, cinsel ima ya da şiddet içeren mesajlar göndererek,
dedikodu çıkartarak, arkadaşının kişisel bilgilerini rızası olmadan paylaşarak, adına sahte hesap açıp kimliğine bürünerek veya uygunsuz paylaşımlarda bulunarak siber zorba olabileceğinin farkında mısın? Her yıl onlarca siber zorbalık mağduru arkadaşlarının davranışları yüzünden acı çekiyor. Yalnızlık duygusu yaşıyor. Kendisine ve çevresindekilere güvenini kaybediyor. Korktuğu veya utandığı için okula gitmek istemiyor. Peki siber zorbalıkla nasıl mücadele edebilirsin? Paylaşımda bulunurken başkalarının duygularını hesaba kat. Onun iznini al. Öfkeliyken paylaşım yapma. Pişman olacağın adımlar atma. Dijital ayak izi asla silinmez. Dedikoduların yayılmasına aracılık etme. Siber zorbalığın parçası olma. Sosyal ağlarda hesaplarına erişimi sadece güvendiğin kişilerle sınırla. Şifrelerini kimseyle paylaşma. Yabancılardan gelen arkadaşlık tekliflerini kabul etme. Zorba olduğunu düşündüğün kişilerden gelen mesajlara cevap verme. Siber zorbalığa maruz kalırsan yaşadıklarını güvendiğin bir yetişkinle paylaş. Zorba olma. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Evet, zorbalık, siber zorbalık gerçekten çok çok önemli. Siber zorbalığa maruz kalmamak ve siber zorbalıkla ilgili davranışları işte şaka olarak düşünmemek, bunları hiçbir zaman yapmamak, başkalarıyla sanal ortamda alay etmemek, onların istemedikleri fotoğrafları paylaşmamak, onlar hakkında asılsız yazılarda ve paylaşımlarda bulunmamak son derece önemli. Bunun dışında siber zorbalıkla ilgili çevrenizde bir deneyim yaşadıysanız ya da size karşı böyle davranışları olanlar varsa da mutlaka önce ailenize, öğretmenlerinize, büyüklerinize bunu bildirmeniz gerekiyor. Bunu önlemeniz gerekiyor. Siber zorbalıktan korunmak için de sosyal medya ve diğer hesaplarınızı herkesle paylaşmayın. Tanımadığınız insanları sakın ola ki arkadaş olarak kabul etmeyin. Size karşı kötü bir davranış ya da sözlü şeyde bulunan hesapları engelleyin ve şikayet edin. Bu sizin yapmanız gereken en doğru davranış olacaktır. İnternette şu felsefeleri benimsersek ve bunları uygularsak gerçekten güvende oluruz. Ne zorbalığa maruz kalırız ne de zorbalık yaparız. Ne yapmamız gerekiyor? İnternetteyken her zaman akıllı olmanız, özenle bilgi paylaşmanız gerekiyor. İnternette her zaman dikkatli olmanız ve kandırılmamanız gerekiyor. Şüpheyle yaklaşmanız gerekiyor. İnternette her zaman güçlü olmanız, sırlarınızı korumanız ve her bilginizi etrafa yaymamanız gerekiyor. İnternette her zaman iyi ve nazik olmanız gerekiyor ki iyi olmak zaten her ortamda çok güzel. İnternette cesur olmanız, size karşı kötü bir davranış olduğunda ya da başkasına karşı şüpheye düştüğünüz herhangi bir şeyle karşılaştığınız zaman büyüklerden yardım isteyecek kadar cesur olmanız, o bilgiyi aman bana bir şey olursa, aman şöyle olursa diye korkarak saklamamanız gerekiyor. Bu bizim felsefemiz olsun. Kullanırken güvenlik nasıl olacak? Birincisi Discord, sizin okul destekte kullandığınız bir program. Discord'u kullanırken güvende nasıl olacağız? Birazcık da buna değinmek istiyorum. Discord'da öncelikle benim söylediğim, şu ana kadar anlattığım her şey aslında çok genel bilgiydi. Bütün siteleri içeriyordu. Yani herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm internet araçlarını içeriyordu. Ama siz Okul Destek Derneği'nde eğitim amaçlı gruplar için kullandığınız Discord programını da birazcık değinmek istiyorum. Söylediğim her bilgiyi burada da uygulayabilirsiniz. Öncelikle Discord hesabınızı güçlü bir parola ile güvene almanız gerekiyor. Sonra gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Sosyal mühendislere karşı uyanık olup kötü kişileri engellemeniz gerekiyor. Discord güvenlik merkezine sahip. Gördüğünüz gibi şuradan bu ayarlara girebiliyorsunuz. Evet Gaye Hanım, bir dakikalık bize... Tabii ki aslında burada da dikkat etmemiz gereken çok detay var ve pek çok detay da aslında uygulamanın, Discord uygulamasının ayarlar bölümünden de öğrenebiliriz. Oradaki bilgileri inceleyerek, oradaki bilgileri okuyarak aslında nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrenebiliriz. Aslında her uygulamanın bu tür ayarlar bölümü var, değil mi Banu Hanım? Aynen, kesinlikle öyle.
tüm bu güvenlik ayarlarını yapabileceğimiz her uygulamanın, her sitenin böyle ayarlar merkezi var, güvenlik ayarları merkezi var. Discord'un da aynı şekilde. Deminki slaytıma geri döneyim. Bu arada gıcık geldi demin de, o yüzden hemen Gaye Hanım çok teşekkür tabii ediyorum. Tabii tabii, ne demek? Ne demek? İyisiniz umarım. Teşekkür ediyorum. İyiyim, iyiyim. Discord'a girdiğimiz zaman bakın burada güvenlik merkezi, ben işaretledim. Bu güvenlik merkezi ayarlarını ebeveynlerinizle beraber gözden geçirmeniz gerekiyor. Öncelikle keep me safe dediği ayar en üstteki, beni güvenli tut. En güvenli ortam bu. Ayarımızın mutlaka buna ayarlı olması gerekiyor ki Discord zaten bunu düşünerek otomatik olarak bu ayarı herkese yapmış. Ama siz bu ayarınızı değiştirdiyseniz, işte arkadaşlarıma karşı daha güveniyorum, onlara karşı işte onlardan gelen mesajları yapmanıza gerek yok, onun dışındakileri scan edin, yani gözden geçirin, tarayın derseniz, güvenlik ayarınızı, duvarınızı bir tık daha düşürmüş oluyorsunuz. Çünkü belki sizin arkadaşınızın hesabı ele geçirilmiş olabilir. O nedenle biz her zaman şu yeşilde olan güvenlik ayarını en üst seviyede tutalım. Onun dışında özetleyecek olursam, internette geçirdiğiniz süreyi mutlaka takip etmenizi önereceğim. Çok fazla zaman ve süre geçiriyorsanız eğer, bu konuyla ilgili bir önlem almanız gerekiyor. İkinci olarak, sizler de artık çocuksunuz ama sizler de interneti kullanıyorsunuz ve bazen ebeveynlerinizden bu konuda daha avantajlısınız, daha çok bilgi sahibisiniz. Güvenli internet paketlerini araştırıp ailenize bunları önerebilirsiniz ya da sorgulayabilirsiniz. Bizim elimizdeki paket, internet paketi, güvenli internet paketini. Bunu mutlaka araştırın. Ailenizde internet kullanımı konusunda oturun sohbet edin. Yani sizin çocuk olmanız onları da bilinçlendiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Hep beraber bir aile toplantısı gündeminizde internet üzerine yapıp, internet ile ilgili konuşup aile bireylerini, etrafınızdakileri bilinçlendirirseniz hem kendi öğrendiklerinizi pekiştirmiş olursunuz hem de ailece güvenli bir internet ortamı kurarsınız. Bu arada evinizde de birlikte kurallar belirleyin ve bu kuralları da hep beraber uyun. Kötü bir site ile karşılaştığınızda ne yapıyorduk? Annenize, babanıza, öğretmeninize, işte bilişim teknolojileri öğretmeniniz varsa onlara bilgi veriyorsunuz. Onun dışında ne önerebilirsiniz büyüklerinize yapmaları için? İnternet ihbar merkezi. ihbarweb.org.tr, eğer kullanıyorsanız QR kod cep telefonunuzdan, akıllı telefonundan buradan girebilirsiniz ya da bunları not alabilirsiniz. Buraya başvurabilirsiniz. Evet, ben kaynakçamı burada size de göstermek istiyorum. Bakın ben de araştırmalar yaparken mutlaka kaynakça belirtiyorum. Ve birçok kaynaktan araştırma yapıyorum. Çünkü dijital vatandaşlık dijital okuryazar olmayı gerektirir. Hepinize katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sohbete topladığınız yıldızları yapın bakalım. Kaç tane yıldız topladınız bugün? Ne kadar yeni neler öğrendiniz? Ya da neleri biliyordunuz? Sonra ben sohbeti okumak istiyorum. Varsa sorularınız, bu anlattığım konularla ilgili herhangi bir sorunuz varsa benim aydınlatabileceğim, destek olabileceğim, sorun lütfen. Şimdi onu bekliyorum. Biz de çok teşekkür ederiz Banu Hanım. Ben teşekkür ederim. Dikkat etmemiz gereken pek çok noktayı detaylıca gördük. Ve öğrenmeyen anlatım oldu. Ağzınıza sağlık. Soruları beklerken, siz bir yandan da anlatırken akışı da takip ettim. 4 yıldız veren öğrencilerimiz vardı. Ne mutlu. Ay, çok sevindim. Ne mutlu evet. Gerçekten. Yıldızlar gönderiyorlar. Ay harika. Ben onları tebrik ediyorum o zaman. 4 yıldız almışlar. 5.'si de benden gelsin. Harika. 5 yıldız gönderenler de var. Ben de çok mutluyum. Soruları olan öğrencilerimiz varsa, yazarlarsa çok mutlu oluruz. Bu sorular gelmeden önce benim bir sorum var size. Öncelikle buradan başlayalım istiyorum. Son dönemlerde pandemi nedeniyle de aslında teknolojiyle çok yakın olduk ve telefonlarımız da artık her zaman yanımızda ve açıkçası telefon bağımlılığına kadar gidebilecek bir zaman içindeyiz ve çoğu öğrencimiz de akışta da bundan bahsetti, telefon bağımlılığından. Ekranımızın evet. Ne kadar sürede ne kadar hangi uygulamaya kullandığımızı bakabileceğimiz ve bu uygulamaları belli bir sürede tutabileceğimiz bir yer var mı?
Bunları aslında akıllı telefonlar modellerine göre belirliyor. Mesela benim kendi kullandığım telefon ekran süresini ne kadar geçirdiğimi ve fazlalık olduğunda bana uyarı verebiliyor. Şimdi burada çok fazla telefon modeli ve çok fazla seçenek olduğu için bunlara biraz bakmak gerekiyor açıkçası. Şu an ilk aklıma öyle bir program gelmedi. Ama kendimizi kontrol altında tutabiliriz. İlla bize yine onun için bile şimdi sorduğunuzda tekrar akıllı telefondan bunu takip etmek yerine aslında biraz ondan uzaklaşarak araya kitap okuma ya da işte doğa yürüyüşü, evcil hayvanla vakit geçirme gibi diğer aktiviteleri eklediğimizde zaten bu süreyi kısaltmış olacağımız için tekrar herhangi bir uygulamaya ikide bir bakıp o süreyi arttırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Bence de biraz dikkat etmek ve dikkatli hareket etmek. Bir sorumuz var. Şenay Hanım sormuş. İsterseniz soruyu da ekrana getireyim. Tamam. Bazı uygulamalar bilgilerimizi korumak için olduğunu söylüyor ve bunlar dolandırıcı olabilir mi? Böyle olup olmadığını nasıl anlarız acaba diyor. Yani kesinlikle sizi hiçbir şekilde, ben demin aslında ondan birazcık bahsetmiştim. Şenay Hanım çok güzel bir konuya değinmiş. Ben orayı açayım birazcık, çok kısa geçtim. Bize internet hiçbir şeyi bedava vermez ya da hiçbir şeyi en güzel uygulamaları vermez. Bu nedenle bizim o uygulamalara şüpheyle yaklaşmamız lazım. Hele bu virüs indirme programlarıysa bize bedavadan hadi bir tarayayım bilgisayarınızı. Açıklarını tespit edeyim, güvenli mi değil mi, size ücretsiz olarak bunu söylüyorum diyorsa bizim bilgisayarımızı muhtemelen ele geçirmeye çalışıyordur. Bunlara basıp indirmemek lazım, şüpheyle yaklaşmak lazım. Çok güvendiğimiz yerlerden ancak ya da virüs programları, antivirüsler kullanmamız lazım bilgisayarlarımız için. Kontrollerini yapmamız lazım ama onun dışında bir internet sitesine girdik ve bedavadan bize bir şey veriyorsa ya da işte Hawaii'den gezi kazandınız ya da işte şunu şuradan bir şey bilgisayar kazandınız. Buna mutlaka şüpheyle yaklaşmak lazım. Karşılığındaki bedel o gezi bedelinden çok daha fazla olabilir. Çok teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha var. Zorbalık yapan kişileri nasıl şikayet ederiz demiş. Şimdi zorbalık kelimesi, zorbalık olayı gerçekten buradaki en önemli konulardan biri. Dünyada yapılan bilimsel araştırmalar bu COVID döneminde uzaktan eğitime, çünkü biz sadece ülke olarak geçmedik buna. Şu an tüm dünya en uzak teknolojide olanlar bile uzaktan eğitim, hibrit eğitim, yani teknolojinin çok ağırlıkla kullanıldığı bir eğitim modeline balıklama geçtik. Yani çok hızlı bir şekilde hazır olmadan geçtik. Bu nedenle de bilinçli bilinçsiz herkes interneti kullanır oldu. Ve internet ortamında da bu bizim dijital vatandaşlık becerisi dediğimiz beceriye sahip olmayan insanlar kendilerinin belki de görünür olduğunu bilmedikleri için kötü davranışlarda da birbirlerine, hani gizliyim gözükmüyorum gibi kötü davranışlar da arttı. Maalesef ki çocuklarımıza bu dönemde zorbalıkla ilgili davranışlar arttı. Bunu tespit ediyorsak öncelikle onu da bilgilendirmemiz lazım. Çünkü bunun altında yatan nedeni, neden zorbalık yaptığını da öğrenmemiz lazım. Çünkü genelde bu zorbalıkla ilgili siber zorbalık yapan kişilerin de buna daha önceden maruz kaldıklarını ve bununla başa çıkamadıklarını ve kendilerini bu yolla daha iyi hissettiklerini de yine araştırmalar söylüyor. En doğru davranış mutlaka aileleri bilgilendirmek, rehberlik servislerini bilgilendirmek ve konuşarak bir çözüm bulmaya çalışmak bu kişilerle. Çünkü yanlış bir tepki de doğurmamak. Önemli, hassas bir konu. Mutlaka uzmanlarla beraber bu işe yaklaşmak ve bunun da derecesi önemli tabii. Hani yapılan siber zorbalığında böyle çok küçük hafif bir alay gibi düşünülebilecek ya da işte küçük bir konuşmayla düzeltilebilecek olanı da var. Çok daha büyük şiddet içeren ya da kişiyi çok zor durumda bırakan türleri de var. Burada en doğru şey uzman desteği almak. Çok teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha var. Siber savunma uzmanı nasıl olurum demiş Talha. Siber savunma uzmanı kaç yaşında acaba? Ne kadar güzel. Çok güzel bir soru. Öncelikle kendini bu alanlarda geliştirmesi lazım. Hani bu konuda araştırma yapabilir. Siber savunma uzmanı ne yapar, nerede çalışır,
bunu yapması ile ilgili alması gereken eğitimler, işte belki bir bilgisayar mühendisliği okuyup oradan branşlaşmaya gidebilir. Ama zaten geleceğin mesleklerinde çok önü açık ve çok da önemli bir meslek dalı bu. Bununla ilgili şimdiden bu dijital olan alabileceği eğitimleri alsın, kendini geliştirsin. Sonra üniversite seçiminde de buna benzer alan inşallah ülkemizde de o zaman bu programlar gelmiş olur, açılmış olur. Şu an çok emin olamadım çünkü açılıp açılmadığından. Galiba İTÜ'de yeni bir program açılmış diye hatırlıyorum ama yanlış bir bilgi de vermek istemem. Yine güvenli bilgi kaynaklarından bunu en az 3 kaynaktan teyit etmemiz gerekiyor. Bu şekilde olabilir. Çok da güzel olur. İhtiyacı var ülkenin çünkü. Ülkemizin de dünyanın da bu konularda bilinçlenmeye, hem programlara üretmeye, hem insanları bilinçlendirmeye. Çünkü daha dijital bir dünyaya döndük artık. Çok haklısınız. Bir sorumuz daha var. Bu bir uygulamanın güvenli olup olmadığını nasıl anlarız demiş Turgut. Bir uygulamanın güvenli olup olmadığını aslında Google'ın şeffaflık sitesi diye bir sitesi var. Oraya girip onunla ilgili belki bir deneyip o uygulama güvenli midir diye bakabiliriz. Çok güvendiğimiz forumlara bakabiliriz. Ben mesela Common Sense'i tercih ediyorum. Öğrencilerime bir şey önereceksem Common Sense diye bir site var. Tabii bunlar biraz bizim ülkemizde çok olmadığı için İngilizce ama çeviri Translate Google çeviriyle vesaireyle de anlaşılabilir ya da bir İngilizce bilen büyüğümüzle de yapabiliriz bunu. O programlara girip güvenliğiyle ilgili acaba hangi konularda açık var, bizim yaşımıza uygun mu değil mi gibi sorgulayabiliriz. En doğru şey ama evimizdeki büyüklere de danışmak. Çünkü onların bakış açısı da çok önemli. Hani sitenin bir gidişinden, düzeninden, işte o ararken o ya da uygulama dediği herhalde cep telefonu uygulaması gibi bir şeyi kastediyor herhalde. Onların puanları var güvenlikle ilgili. Çok bilindik firmaların, bilindik uygulamaları dışında tanımadığımız, hiç duymadığımız şeyleri yine şüpheyle yaklaşalım. Mutlaka bir bilişim teknolojileri öğretmeninden ya da bu konuda uzman bir kişinin de görüş alalım. Her şeyi indirmeyelim. Çok haklısınız. Peki, birden fazla soru var. Sorulara bakmak istiyorum. Evet, şöyle bir soru gelmiş Fatma Hanım'dan. Bir site bizden telefon numarası istediğinde güvenli olduğu halde vermeli miyiz? Nasıl anlayacağız güvenilirliğini? Evet, şimdi bir site birincisi %100 güvenli mi değil mi emin olmamız gerekiyor. Bazen hani demin göstermiştim sunumda güvenliymiş gibi gözüküyor ama güvenli değil. Hani orada bir küçük bir harfle bile bizi kandırıyor olabilirler. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hani bir siteden bize bir mail geldi ve bizden bir telefon gibi bir bilgi istiyor. Hemen orayı arayıp hani bizden bu bilgiyi isteyen kişi siz misiniz? Bu bir banka olabilir mesela. Sorabiliriz. Oradan direkt biz geri arayarak ilerlemek bence daha doğru. Çünkü her bilgimizi girmememiz lazım. Bir de hangi şey, niçin istedikleri, nasıl istedikleri bunlar çok önemli. Çünkü cep telefonu numaramız bizim için cep telefonuyla ilgili bilgilerimiz de bizim için son derece önemli. Çünkü ikinci güvenlik kalkanımız biliyorsunuz cep telefonumuzdu. Cep telefonumuza gelen şifrelerle de kullanıyorduk. Hani onu da korumamız gerekiyor. Hem hesaplarımızı hem de cep telefonumuzu. Cep telefonumuza şifreler girdiğimizde de onun şifresi de çok kolay bulunur şifre olmamalı. Ya da geometrik şekilde şifre yapıyorsak böyle kare, üçgen gibi çok basit şekilde bir şey yapmamalıyız. Hala bunlar geçerliyse. Çoğunlukla parmak izine döndüler. Evet. Sorulara bakıyorum. Sanırım bitirdik. Evet, çok güzel sorular geldi. Bu iyi takip ettikleri anlamına geliyor. Umarım. Evet, çoğu da soru sormadan sizin sorularınıza cevap vermişler Banu Hanım. Mesela şöyle bir sorunuz vardı. Bu bilgileri daha önce öğrendiniz mi? Siber zorba nedir? Daha önce iç koruma yöntemlerini öğrendiniz mi? Gibi sorularınız vardı. Okulda eğitimler görmüşler. Özellikle bilişim derslerinde, bilişim evet. teknolojileri dersinde bununla ilgili eğitim aldıklarını, detaylarını öğrendiklerini söylediler. Ve ne mutlu bunu
tekrar sizden dinlediler. Tabii dinlemeyen katılımcılarımız da olmuş. Çok güzel bir katkı oldu. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Bir sorumuz var sanırım. Hüseyin Bey bir soru soracağım demiş ama yazmamış henüz. İnternetten, evet, alışverişle ilgili bir sorumuz var. Çocuklarımız belki interneti farklı amaçlarla kullanıyorlar ama büyüklerimiz de çoğumuz internetten alışveriş yöntemini kullanmaya başladık artık. İnternetten alışveriş yapıyoruz. Bir sitenin güvenli olup olmadığını nereden bileceğiz diye soruyor. Evet, şimdi internetten alışveriş yapıyoruz. Bir sitenin güvenli olup olmayacağını öncelikle hani gizli koymuşum ya, kilitli yerden mi geliyor? Buna, evet, bakacaksınız. İkincisi, Google'ın şeffaflık raporu var. Oraya o siteyle ilgili, o sitenin linkini ararlarsa bulacaklar. Google şeffaflık raporuyla site güvenliğini kontrol edebilirler. Üçüncü olarak da yaptıkları alışverişte mutlaka ve mutlaka sanal kart kullansınlar. Kredi kartı bilgilerini, kendi kredi kartı bilgilerini hiç vermesinler. Belki kapıda ödeme vesaire yaptıklarında kullanabilirler ama onun dışında internetten eğer ödemeyi yapacaklarsa bir tane banka kartlarının sanal olanını oluşturup onu kullansınlar. Peki, sorulara bakıyorum. Sanırım daha fazla sorumuz yok. Çok teşekkür ederiz. Okul Destek Derneği'ne destek verdiğiniz için, öğrencilerimize bu konuları detaylı olarak anlattığınız için. İyi ki varsınız Banu Hanım. Dünkü sohbetiniz de çok güzeldi. Bugünkü sohbetiniz de öyle. Umarım gelecekte yine bu tür seminerlerde bir arada oluruz. Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle ev sahibiniz için. Sonra da tüm dernekteki hocalarımıza, dernek yöneticilerine böyle bir zamanda, böyle tam ihtiyacı olunan bir derneği açtıkları, kurdukları, Türkiye'nin her yerinden çocuklara gönüllü olarak ulaştıkları için çok teşekkür ederim. Benim de çok küçük bir katkım olduysa ne mutlu bana. Biz de çok teşekkür ederiz yanınızda olduğunuz için. İyi ki varsınız. Ağzınıza sağlık. Biz de öyle. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki eğitimimizde, seminerlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.